İsrail 2 ayı aşkın süredir Gazze'de katliam yapıyor. İsrail ordusu Gazze'de birçok yerleşim yeri ve mülteci kamplarını hedef aldı. İsrail abluk altında tuttuğu Gazze'ye aralıksız saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyinde bir evi bombaladı. 10 sivil hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin orta kesimlerindeki Deir el Balah bölgesi, Nuseirat, El Meghazi ve Ezzevai'de kamplarına yoğun saldırılar düzenledi. İsrail ordusu Gazze'nin Bureyç mülteci kampındaki yerleşim alanını da hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan çocuklar tedavi için Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Ayrıca İsrail ordusu Gazze şeridinin kuzeyinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okula baskın düzenledi. Kadın ve çocukları dışarı çıkardıktan sonra onlarca erkeği alıkoydu. İsraillilerin hükümete olan öfkesi dinmiyor. Hükümet karşıtı yüzlerce gösterici Tel Aviv'in merkezindeki Habima meydanına aktı. Netanyahu karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler yolsuzlukla suçladıkları hükümete istifa çağrısı yaptı. "Utan, utan" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, "Çık git, defol eli kanlı adam, gaddar adam, Bibi, İsrail'i yıkan adam" yazılı dövizler taşıdı. İsrail merkezi Yedioth Ahronot gazetesi ordunun verdiği zayiata ilişkin haber yayımladı. Gazete 7 Ekim'den bu yana hastanelere 5000'den fazla yaralı İsrail askerinin getirildiğini iddia etti. Gazze'ye yönelik kara harekatından bu yana 93 İsrail askeri hayatını kaybetti. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de Gazze'de yaklaşık 25.000 çocuğun anne ve babasını kaybettiğini, 10.000'den fazla bebek ve çocuğunsa öldüğünü açıkladı. Gazze'ye gelen yardım tırlarını açan İsrail askerleri yağmaya başladı. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda askerler yardım tırlarında yer alan ürünleri yaktı. Vicdanları sızlatan olayı gerçekleştiren askerlerin eğlenmesi de dikkati çekti. Videoya sosyal medyadan tepki yağdı.